Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir. Bu dikdörtgenler AB doğru parçası boyunca sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun kenar üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenar üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır. Bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenar üzerine yerleştirildiğine göre AB doğru parçasının uzunluğunu metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. X kare artı X artı 2. B. 2X kare artı 1. C. X kare artı 1. D. X kare artı 2X artı 1. Şekilde de görüldüğü gibi burada yeterli sayıda dikdörtgen verilmiş burada. Yeterli sayıda dikdörtgen verilmiş. Yani istediğim kadar var bunlar. Bu dikdörtgenlerden ilk dikdörtgen şuraya yerleştirilmiş. Uzun kenarı aşağıya gelecek biçimde yerleştirilmiş. Sonra kısa kenarı aşağıya gelecek biçimde başka bir dikdörtgen yerleştirilmiş. Ve bu şekilde devam etmiş. Şimdi farz edelim ki dikdörtgenin uzun kenarı A olsun, kısa kenarı da B olsun. Kısa kenarı da B olsun. Şimdi dikdörtgenin çevresi iki tane A artı iki tane B. Çevresi neye eşitmiş? 2x artı 2 imiş. Yani 2a artı 2b, 2x artı 2 ise demek ki a artı b yani şurası x artı 1'e eşitmiş. Yani şurası x artı 1'miş. Peki kaç kere devam etmiş bu? X artı 1, x artı 1, x artı 1, en son x artı 1. Kaç kere devam etmiş? X artı 1 kere x artı 1 olmuş. O halde bu uzunluk x artı 1 kere x artı 1'e eşittir. O da x artı 1'in parantez karesi açılırsa x kare artı 2x artı 1 cevap denizli bulunur. Söylediklerimizi bir kez daha cebirsel olarak ifade edelim. Şimdi daha önce belirtildiği gibi A artı B çevrenin yarısı. Çevre 2x artı 2 ise yarısı diyebilirsem x artı 1. Demek ki A artı B x artı 1'e eşitmiş. Birinci kez kısa kenar üzerine yerleştirildiğinde x artı 1 metre uzunluk olduğuna göre x artı bir kez yerleştirildiğinde bu ikisinin çarpımı olacaktır. Bu ikisinin çarpımı x artı birin parantez karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Buna göre cevap denizli olacaktır.